Müzeyi kurmayı başaran ise Profesör Doktor Turhan Baytop, yani benim hocam, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi hocası, aynı zamanda birkaç dönem dekanlık da yapmıştır. 1960 yılında kendi şahsi koleksiyonuyla bir müze kurmuş. O zaman Eczacılık Tarihi Müzesi adıyla kurmuş. 1962 yılında Topkapı Sarayı Müze Müdürü Hayrullah Örs, Hekimbaşı Odası'ndaki bir takım malzemeyi bizim müzemizi geliştirmek için bize devretmiş, fakülteye devretmiş. Müzeyi kuran Turhan Baytop hocamız, ama ondan devralan benim ve ondan sonra yeniden hayata geçiren de benim. Tarihi mirasımızı güvence altına almak için 2017 yılında rektörlüğümüz kanalıyla Kültür Bakanlığı'na başvurduk resmi müze olmak için. Şartları yerine getirdik ve resmi olarak Kültür Bakanlığı'na bağlı tescilli bir müze olduk. Müzede neler görebiliyorsunuz? Her şeyden önce eczacılık eğitiminin tarihini göreceksiniz. Türkiye'de eczanelerin tarihini ve Türkiye'de ilaç endüstrisinin tarihini göreceksiniz. Her şeyden önce tabelaları göreceksiniz. Eski mektep tabelaları, yani orijinal tabelalar burada. Eski mezunların fotoğrafları var. Diploma defterleri burada. Çok sayıda kitap var. Her dilde kitap var. Hem eczacılık hem tıp kitapları var. Çok değerli kitaplar. En eski tarihli kitabımız 1734 tarihli bir kitap, Farmakope Universal. İki tane tarihi eczanemiz var burada. Biri 1860'da açılmış olan Pasteur Eczanesi, diğeri de 1888'de açılmış olan İstikamet Eczanesi. Yani son sahiplerinden bize devredilmiş, verilmiş, bağışlanmış bu eczaneler. Nereden nereye gelmiş eczacılık? Bunun görülmesi gerek. Hiç tahmin etmedikleri bir şey, bilmedikleri, onu görmüş oluyorlar. Araştırıcıların da çok ilgisini çekiyor. Doktorlar da, eczacılar da randevuyla geziliyor zaten müze. Bazen lise öğrencileri de grup halinde başvuruda bulunuyorlar, öğretmenleriyle geliyorlar. Tabii ki bu çok büyük bir görgü. Yani geçmişte eczacılık nasılmış, bunu görmüş oluyorlar. Bu büyük bir kültür bence, bilgi.